Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? Kimler geldi be buraya? Karın beni buradan. Ah be! Umudum mu diye aldım. Ah be ne oldu? Olmadı. Nay. Ah hayalet mi? Bak ki onki ponki ponki mo. Yapma ya. ...2019 genel olarak nasıl geçti sizin için? Kötü diyen var, gaz kaçıran var. Çok iyi geçti diyen var mı? Nasıl yok lan? Nasıl ya? Hepinizin mi boktan geçti? Mümkün değil. İyi bir şey olan olmadı mı hayatında 2019'da? Çok demesek de iyi. Mesela ne oldu? Sizin gündeminizi soruyoruz, kopya çekmeyin. Stabile bile şükür edecek noktaya geldik. Kendi hayatında özel bir şey yaşayan var mı? Yok, var. Nişanlandınız. Alkışlayalım hanımefendi ve beyefendi. Bayağı boktan bir seneydi yani. Kötü bir şey olan var mı hayatında? Bomboktu, şunu yaşadık diyen. O da yok. O kadar sıkıcıyız ki hep beraber. Yaşamamış gibi bir şeyiz ya 2019'u. Ama iyisiyle kötüsüyle gerçekten 365 günü devirdik hep beraber. Bu akşam 2019'u alkışlıyoruz beraber. Sevgili izleyenler, yılbaşında İstiklal Caddesi'ne pompayla gül kokusu sıkılacakmış. Herkesin aklına tabii ki aynı soru geldi. Neden?
Biliyorsunuz ülkemizde her güçlü neden sorusunun mutlaka ne bileyim işte gibi başlayan cılız mı cılız bir cevabı vardır. Belediyenin cevabı da birçok planımız var, bunun içinde koku planladık demişler. Yani sevgili belediye, size kötü bir haberimiz var. Plan yapmanız gereken organ burun olmayabilir. Son yıllarda yılbaşında Taksim'den gelen görüntüleri hatırlıyorsanız caddenin gül değil şap ve sakinleştirici sıkılmasına ihtiyacı var. Ama yine de siz bilirsiniz. Sevgili izleyenler, dünyada ilk kez kaz sürgün eden ülke olduk. Hayırlı olsun. Antalya'da 7 kaz sürgün edildi. Müzeye bekçilik etsin ve hoş bir seda bıraksın diye alınan kazları ziyarete gelen çocuklardan biri rahatsız edince kazlardan biri "senin bacağına tükürürüm" diyerek çocuğu kovalamış. Ama suçlu yine kazlar olmuş. Kazları Perge Antik Kenti'ne sürgün etmişler. Durumlarının iyi olduğu bilgisini aldığımız kazlarımıza buradan selam gönderiyoruz. Böylelikle dünyada kazlara selam söyleyen ilk ülke de biz oluyoruz. Bu da hayırlı olsun. Sevgili izleyenler, uzun zamandır kimsenin canını sıkmadığı için iyi olup olmadığını merak ettiğimiz Canan Karatay'ımızdan iyi haber. Kendisi iyi ve yine işinin başında. Geçen hafta tavuk dönercilerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Açıklamasıyla satışları %30 düşürdüğü için hakkında suç duyurusunda bulunulan Karatay bu seneyi sağlam bitirmekte kararlı. Bu sefer de "fabrikadan çıkan hiçbir şey yenmez, hepsinde şeker var" diyerek kendisine duyulan husumet alanını elinden geldiği kadar genişletti. Ağzından bal damlayan hocamızın şekerliğini ne yapacağız onu bilmiyoruz. Sevgili izleyenler, bu senenin en çok kazanan YouTuber'ı 26 milyonla Ryan Kaji olmuş. Bu haberi duyunca canınızın yeteri kadar sıkılmaması ihtimaline karşın Ryan'ın sadece 8 yaşında olduğunu da söyleyelim istedik. Evet, sadece 8 yaşında. Muhtemelen bu videoyu izleyen herkesin yıllık gelirinden fazla bir gelir elde etmiş bıdık. E artık çocukların büyüyünce mühendis doktor bandından fenomenliğe YouTuber'la evrildiğini rahatça söyleyebiliyoruz. Objektiflere limon emikleyerek başlayan serüvenleri milyonerlikle devam ederken biz de tüm ekip kamera karşısında limon emikleme çalışmalarına başladık. Fantastik açıklamaların adresi müftülerimizden yeni bir açıklama geldi. Düşük bel pantolon giyip rükuya eğilmeyin, cemaatin dikkati dağılıyor dendi. Hani bakın, bazı şeyler vardır böyle yüksek sesle söylenmediğinde kimsenin aklına gelmez. Ama söylersen de sadece onu düşünürsün. Bu da öyle bir şey. Şimdi herkes paranoyak olacak. Arkadaki "bakmamalıyım" tribine girecek. Öndeki de "lan acaba bakıyor mu" tribine girecek. Cemaatin dikkati zaten pamuk ipliğine ve öndekinin çatal derinliğine bağlıysa bunun sonu çıt çıtlı body giymeye kadar gider bizden söylemesi. Hayır, ibadet ederken öndekinin çatalına bakanın kim olduğunu da çok merak ediyoruz. Ama bu merakla yaşayabiliriz galiba. Sevgili izleyenler, İngiltere'den Kuzey Kore'ye ilham niteliğinde icat. Oturma süresini kısaltan, çalışana mesaiyi daha da zehir etme amaçlı, klasik tasarımına oranla daha eğik açıda duran klozet üretilmiş. 13 derece eğimli tuvalete lavman yaptırıp oturtmak için tasarımcının konumu beyaz yakalılar tarafından aranıyor. Artık verim için ne bok yiyeceğini şaşıran yöneticilere sesleniyoruz. O yetmez. Çalışma sandalyelerine kanalizasyon bağlayın, tam olsun. Sevgili izleyenler, 2019 yılı biterken Emniyetin Trafik Hizmetleri Başkanlığı gider ayak boyu 1.65 olan vatandaşlarımızı rencide etti. Başkanlık "illa araba süreceğim" diye ısrar eden 1.65 ve 6 sürücülerin kendi emniyetleri için şoför koltuğunu arkaya çekebildikleri kadar çekmelerini önerdi. Şimdi milyonlarca insan tek yürek, akıllarda bir tek soru. Peki pedala kim basacak? Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti!
Hanımlar beyler, Serkan Keskin geliyor. Ne haber, nasılsın? İyi, sen? İyi vallahi ya. Heyecanlıymış ya. Tabii tabii, çok acayip. Of. Şimdi sevgili izleyenler, Serkan Türkiye'de yaklaşık 20 yıldır ekran karşısında. Onun öncesinde de uzun yıllar sahnede izledik kendisini. Efendim, bu ülkede Serkan'ın oynadığı herhangi bir işi bir kere bile seyretmiş olan insan sayısı Türkiye nüfusunun yarısından fazladır diye tahmin ediyoruz. Siz öyle düşünüyor musunuz? Çünkü Serkan'ın mutlaka bir işini seyretmişsinizdir. Hiçbir işini seyretmedim diyen var mı? Yok abi, inanılmaz. Bu ilk defa alıyor bu arada Serkan. Gerçekten mi? Vallahi. Vay be. Ki kimler geldi be buraya? Ki yani böyle 1 milyon yapmış bir filmde de hiç olmadım hayatım boyunca. Evet. Ona rağmen böyle olması güzelmiş. Peki bu nasıl başladı ya? Bu serüven nasıl başladı? Film mi? Yani hayır, ya oyunculuk, sahneye çıkma, kamera önüne geçme. Nereden heves ettin sen bunu? Ya aslında şöyle oldu. Benim abim belediye konservatuvarında müzik bölümünde çalışıyordu İzmit'te. Tiyatro bölümü açıldı ve dedi ki lütfen gel dedi benim için falan. Ben gitmedim. Sınav günü beni arayıp ne olur gel dedi. Öyle bir tiyatro kursu, belediye konservatuvarının kursuyla başladım. O dönem İzmit Şehir Tiyatrosu kuruldu. Ve bir Hamlet izledim ben. 6 saat süren bir Hamlet yapmıştı Işıl Kasapoğlu. İzmit'te bir ödenekli tiyatro. İlk kez bir Shakespeare oyunu yapılıyor. Ve oyun bittiğinde çok etkilendim. Ben bu mesleği yapmak istiyorum diye çıktım o akşam o tiyatro salonundan. Ve ondan sonra işte ne yapılması gerekiyorsa o bütün prosedürü, işte tiyatro kursu veya işte yetenek sınavları neyse, o akşam karar verdim. İzlediğim bir oyun beni çok etkiledi ve o yüzden oyuncu oldum. Müthiş. Peki mesela devamında seni motive eden şeyler oldu mu? Zaten o başlangıç sana yetti mi? Aslında Işıl Kasapoğlu benim için her zaman, hani hep bunu söylüyorum, en büyük motivasyonum oydu. O izlediğim oyunun yönetmeni, o tiyatroyu kurmuş adam, o adamın bölüm başkanlığını yaptığı okulda okumaya başladım. Hocam oldu. İşte sonrasında da şu an Semaver Kumpanya'yı 2002 yılında kurdu. Beraber yanındaydık ve hala oradayım. Yani aslında ondan sonra her şey çok şanslı gitti benim için. Şimdi Serkan'ın Türkiye'de çalışmış olduğu yönetmenleri size söylüyorum. Zeki Ökten, Yavuz Turgul, Ali Özgentürk, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Yeşim Ustaoğlu, Tayfun Pirselimoğlu, Tolga Karaçelik, Seren Yüce, Serdar Akar, Türkan Derya, Özcan Alper, Onur Ünlü, Taylan Kardeşler, Ozan Açıktağ, Yılmaz Erdoğan, Ali Aydın, Umur Turagay ve benim nefesim tükendi. Daha var galiba. Var, evet. Bu nasıl bir kariyer doktor? Yani şimdi nasıl yapacağız? Böyle bir liste başka oyuncu da yoktur diye tahmin ediyorum. Ya evet, öyle oldu ama burada şöyle bir şey de var. Yani böyle hani beni bazen böyle çok böyle bazen incitiyor ya. Her işte de Serkan Keskin, bu filmde de olmasın, her yerde falan gibi. Ya bu benim işim ve hani şey değil yani mevzu. Ben ne yapsın lan, oynamasın mı? Bu filmlerden böyle her birinden işte çok para, yani bu filmlerin bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama doğru. Belki yarısında da yani hiç bir karşılık almadan ben bu yönetmenlerle de çalışabilmek için işte tanıdığım abilerim, ablalarım iş yapıyorlardı ve o setlerde olmak için sağ olsunlar tabii ki böyle bir şey teklifleri ettikleri için. Yani sanılmasın ki bunların hepsinde ben çok büyük roller oynayıp çok büyük paralar kazandığım gibi bir durum yok burada. Tabii canım, bu bayağı bana zaten meslektaş olduğumuz için de belki, ama bayağı zaten bu kadar ismi duyunca, bu sadece şeyle ilgili değil yani, bu kariyer yönetimi gibi bir şey değil bu. Bayağı merak etmişsin bir çoğunu. İnsanların o yönetmenlerle çalışmak istemişsin. 30 tane isim saydık yani, evet, bu olmaz normalde. Yani izlediğiniz bir şey var. Aslında böyle bir, mesela çok etkilendiğim bir film vardı, bunu hemen anlatayım. Reha Erdem Kaç Para Kaç izlemiştim sinemada ve çok etkilenmiştim. Bir gün böyle oyun Semaver'de 12. gece, Shakespeare 12. gece oynuyorduk. Ve o Kaç Para Kaç benim için çok önemli bir filmdi. Reha Erdem'i araştırmaya başladım. Ne yapıyor, ne ediyor diye işte reklam yönetiyordu. İkinci filmiydi Kaç Para Kaç. Ve bir gün böyle oyun oynadık, kulise girdim. Böyle işte makyajımı silerken biri girdi ve Serkan merhaba Reha Erdem ben demişti. Çok etkilenmiştim. Hatta şaka yapıyor sanmıştım. Birazcık böyle yani sahnede bu insanlar bizi yani beni izlediler ve oyunu izleyip sana bir şey teklif ettiği zaman arkadan geçsen de
benim için çok önemli. Yani o adam zaten oraya gelmiş. Zaten hayran olduğun adam yani. Evet, oyununu izlemiş senden habersiz evet. Ve işte hani ben filmde böyle bir şey var, tabii ki yaparım gibi bir sürü şey de var orada. Yani o anlamda. Peki en etkilendiğin, yani aklından çıkmayan hangisiydi? Hangisiyle yaşadığın setti? Ya tabii ki hani yaşla ilgili de o çömezlik dönemine denk geldiğim yönetmenler de var, sonrası dönemi de var. Orada mesela yok çünkü... Yeni yönetmen oluyor bence. Ali Atay'la... Aa doğru, Ali'yi saymadık ya. Limonata benim için çok önemli, çok özel bir setti. Seyrettiniz mi Limonata'yı? Ya seyretmediyseniz seyredin. Yani inanamayacaksınız seyrettiğiniz zaman. Gerçekten benim de hayatımda en iyi bulduğum filmlerden biri. Yani evet. Ve Ali Atay'dan... Hani Ali tamam yeteneklidir oyuncu olarak da çok ve bu, yeteneklidir. Değil mi o kadar o filmin... Ne münasebet öyle yönetmenlik yapılır mı ya? Bayağı da iyi yönettiği bir film zaten. Ozan Açık'tan. Ozan var. Silsile yani o süreç ya şu an çok kötü bir şey tabii yani. Hepsi çok güzel tabii ama bunlar canım, hani beraber yola çıktığımız için beraber işte hani projeyi konuşurken yazarken o süreçte olduğum için yani birlikte yapmış gibi bir hissim olduğu için onlar böyle bir... Bir de öyle bir durum var değil mi? Evet yani limonata öyle bir şey yani aslında. Evet. Yani bir araya gelip yaptığımız o zamanlar yapılabiliyordu. Şimdi çok bilmiyorum yapılabiliyor. Şimdi yapılamıyor mu ya? Yapılamıyor galiba ya o kadar. Vallahi yani birazcık mi? Daha zor gibi gözüküyor şu an. Belli bir şeyleri yapma yani sana sektör veya işte sistem bu tür şeyleri yaparsan yaparım diyor. Ha. Senin istediğin şeyi. Yine ama ben mesela bizim çocukların Biz Böyleyiz filmini umut verici buluyorum. Ha, evet o mesela çok süper bir örnek bu anlamda. Evet. Sevgili Serkan, hiç çok tercih edilen bir oyuncu olmak yüzümü eskitiyor. Ben bu sezon iş yapmayayım diye düşündüğün oldu mu? Olmadı. Bir de şunun hastasıyım mesela. Bu sene tiyatro yapmak istiyorum. Yapma ya. Ölüyorduk, bekliyorduk ki sen tiyatro yap diye. Hah be! Vurdu kapat. Hiç içinde yer aldığına pişman olduğun bir proje oldu mu? Oldu. Söyleniyor mu? Tabii söyleyeceğim. Ya hayal kırıklığı biz, ben de özledim diye bir şey yaptık Leyla'nın peşinden sonra. O mesela böyle gerçekten böyle hani öyle bir sistem olsa onu sildirmek istiyorum hafızadan. Gerçekten ama bir de un koy su koy oldu. Bir başladı durdu bir daha. Olmayacak bir şeymiş demek ki. Zorlamaydı evet. Hiç oynadığın bir işle ilgili Onur Ünlü kafası abi diye konuşan birini duyduğunda içinden... Kürekle ağzına vurmak hissi oluştu. Öyle bir dönem oldu ya böyle işte Ali, işte Osman, Onur, Cengiz abi. Hani sanki böyle öyle bir algı, biz aynı evde yaşıyoruz gibi. Koca koca adamlar. İşte böyle hani abi ne yapıyor, iyi falan. Ali abi ne yapıyor, iyi Ali abi falan. Görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz falan. Nerede görüşüyorsunuz? İşte buluşuyor musunuz? O sana yani böyle öyle bir şey gece var. Gece sarılıp yatıyoruz. Evet abi kaygı var yani böyle acaba görüşmüyorlar mı? Haftada kaç gün görüşüyorsun falan gibi şeyler soranlar yeterince var. Yeterince görüşmüyorsunuz çünkü. Evet o... Birazcık son zamanlarda şey oldu yani sanki biz böyle hani anlaşmalıyız ve başka bir şey yapmayacağız. Sadece o beş kişi iş yapacağız gibi bir hal vardı. Bir de öyle, şöyle bir şey var, bir insan merak ediyor ya. Yani şimdi o çok süper bir arkadaşlık, onu biliyorum zaten, biliyoruz hepimiz de. Yani beraber bir şey yapmak çok değerli bir şey gerçekten. Sürekli işte aynı beş kişi bir şeyler üretmeye devam etmesi iyi bir şey ama bir yandan abi merak ediyor insan. O mesela nasıl gelmiyor insanların aklına ben hayret ediyorum. Yani sen işte o beş kişi bitti de yaptın yani. üç tane işin var. Filmler var, diziler var. Ulan grup kurdunuz. daha ne beraber bir de kuytuda resim yaptıysanız. Heykel sergisi açacağız. Tamam da bitti yani. Yani bütün sanat dallarını beraber yaptık şimdi ne yapalım yani. Başka birini merak etmez mi insan? Ben de anlıyorum. Bu Onur Ünlü kafası dediklerini anlıyor musun peki? Anlamıyorum aslında. Bir taraftan da şey oluyorum yani böyle hani hani bütün o olan evet hani Leyla Mecnun'la alakalı bir şey. Ve tabii Onur'un yaptığı filmlerle de çok alakalı bir şey. Ama tabii ki bu bir ekip işi yani. Herkesin ortak bir şeyler koyduğu yerden çıkan bir şeydi. Sanırım ondan bahsediyorlar. Yani bir Onur manyak yani. Biz değiliz ama o... Evet ben de aslında onun altını çizmek istiyorum. Bu ekibin hepsi yani Cengiz abi, Ali, sen,
Osman, yani bunlar zaten hiçbiriniz normal değilsiniz, evet, ki. Değiliz, normal yani değiliz. bu ekip bir araya gelince zaten bir şeye dönüşüyor yani. Burak'a da atlamamak lazım. Burak Aksak da yazıyor kesinlikle bu mereti arkadaş. Hiç sahnede aşırı ters giden, her şeyin kontrolden çıktığı bir anın var mı? Var. Geçen sene dünyada karşılaşmış gibi. Ne oldu? Bir odanın içinde geçiyor. İki taraflı, seyirci bir taraftan izliyor. Benim girip böyle işte silah çektiğim ve işte karakolda Alican'a işte bağırıp çağırıp oynadığım sahnede beni işte Fatih alıp dışarı çıkarması gerekiyorken kapı kilitlendi. Ay. Yani elinde silah var ve hani Alican'a tutuyorum ama kapı açılmıyor bir şekilde ve oyun içinde kaldık. Hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Böyle işte onu böyle klostrofobiye falan vermeye çalıştım. Çıkarın beni buradan falan gibi. Sonra kapıyı tekmeledim o adrenalinle. Bacağım bir hafta ağrıdı. Hala kapıda böyle ayak izi duruyor. Hala durur o iz. Sonra işte Defne Kayalar arkada kulisteydi. Sıra, yani sahnesini bekliyordu. O sağ olsun açtı, kurtardı bizi ama çok yani şey gibi bir his oldu yani. Bütün gece orada kalacakmışız gibi bir histi. Sana geldiğinde reddettiğin ama sonradan seyrettiğinde ulan keşke içinde olsaymışım dediğin bir iş oldu mu? Gerçi şöyle söyleyeyim, reddettiğin demeyeyim de hani bir şekilde kabul edemediğin ve sonrasında ulan keşke bir şekilde içinde olabilseydim dediğin. Bilmiyorum yani, hislerime güveniyorum o anlamda. Böyle bir şey olmadı. Şöyle bir şanssızlık oldu yani, bir işle anlaşmıştım. O işin yanında başka bir iş geldi. Benim tercih ettiğim iş başlamadan bitti ve o iş de hala devam ediyor. Böyle bir şey falan oldu. Evet. Hala devam ediyor. Evet. 3 senedir. 3 senedir. O öyle bir şey. Hangisi oldu. Hangisi ya? Çukur. Çukur. Evet. Hay Allah. Çukura da giren, çıkan geri giriyor falan. Belki evet. Serkan. Belli olmaz. Berkay geri dönmüş. Evet. Sanki yeterince erkek yokmuş gibi gideni de geri alıyorlar ya. Ben anlamadım. Kışla gibi dizi anasını satmış. Neyse ama gidiyor Allah'tan ya. Herkes ekmeğini yiyor. Buyurun. Hiç kukla tiyatrosu yaptığın dönemde başına saçma sapan bir şey geldi mi? Yok, saçma sapan gelmedi ya. Yani okay. Çok net bir cevap oldu ama evet. Gelmedi. Şu oluyor. Şu komik. Yani kukla oynattığım oyunda bir dekorun arkasında oynatıyorum kuklayı. Ben gözükmüyorum orada. Yani oyun selam verdiğimiz zaman dekorun önüne geliyoruz. Hani gerçekten o mu? Arkada gerçekten o konuşuyor mu onu? Yoksa hani sesini almışlar, başka biri oynatıyor gibi böyle sorular, şeyler oluyor. Evet, yok ben oynatıyorum gerçekten. Yani hani sanki ben çocuk oyunu oynayamazmışım gibi, oynamamalıymışım gibi bir algı. Aksine çok sevdiğim bir şey çocuk oyunu oynamak. Hayatımın sonuna kadar da oynamak istiyorum. Sarhoşken attığın, uyanınca da kafana sıçayım dediğin bir mesaj oldu mu? Galiba mesajı attığın biri burada. Yok. Nain'de attım. Burak'a attım. Ya. Uyudum mu diye attım. Ya tabii yok, o yaşları Allah'tan oldu. Yani tabii, çok eskiden ama hani şu an evet öyle bir çok uzun zaman öyle bir şey yok. Düzenli de bir hayatım var, bir ilişkim evet. Var. O yüzden hani... O yüzden çok öyle telefonla sarhoş olmuyorum diyorsun. Yani olsam da işte hani öyle bir durumum olmuyor yani. Uyudun mu diye Burak'a veya Birkan'a mesaj atmıyorum. Biz dün akşam beraberdik de o yüzden gülüyorlar. Dün akşam bir... Burak'ın doğum günü bu arada. Doğum günün kutlu olsun. Bugün kardeşim. Mü Burak, dün müydü? Bugün. Bugün. Burak Yaman Türk bizimle. Onun doğum gününü kutluyoruz. Kaç oldun Burak? 36 mı? Gerçekten mi? Resmen hep beraber götümüz kadayıf oldu ya. Vay anasını ya, 36 oldu Burak. Burak gel, senin 36'ın ne olacak? Yani. Burak yaşlanmayan cinsten, genetik hediyeli arkadaşlarımızdan biri. Olsun. Uzun süre dalgıçlık yapan ve dalma eğitimi bile veren biri olarak suyun altında ölüme yaklaştığın bir an oldu mu? Oldu. Vallahi mı? Evet. Ne oldu ya? Hazırlanılmış bir derin dalışta ben artçı olarak gidiyordum. Onlar bir uçağa gideceklerdi. 55 metrelerde başlayan bir uçak işte kıçına doğru 80'e falan gidiyor. O dalışta tanımadığım bir yani grupta olan ama benim buddy'm olmayan bir Sırp bir arkadaş havasını yani boş tüple sanıp yani bir sorun vardı ve benim ağzımdan hava kaynağımı aldı haber vermeden yani arkamı böyle çekti. Ve uzun süre geri vermedi. Şoktaydı çünkü
hava alamamış kendi şeyinden ve normalde hani yedek hava kaynağı vardır. Evet. Ama onu alamadım çünkü ağzımdan gidince şöyle tutmaya çalıştım. O elimle beraber bunu aldı ve bu elimi kullanamıyorum ve uzun süre... Yani evet, yumruk attım sonra boşluğuna bir şok yaşasın diye. Öyle bir şey yaşadım. Gerçekten böyle hani o film şeridi denilen şey. Annemi falan hatırlıyorum. Annem geldi. Dedim ki anneme hani en korktuğu şeyi söyleyecekler falan. Hani dalışta gitti falan diye öyle bir ay bir şey yaşadım. Sonra da tabii ki beni çok daha uslandırdı o dalış. O anlamda daha artık dikkatliyim. Peki ya, bir şey söyleyeceğim. O sırpın ağzına sıçmadın mı sonra? Ya o bir de şey çok tecrübeli, çok iyi bir dalgıç. Çok yani dünyada her yerde dalmış. Benden seviye olarak daha çok çok iri biriydi bir de. Gerçekten çok. 2 metre küsü ve çok kiloluydu. İri diye. Yani. Evet, tam olarak öyleydi yani. Böyle falan diye. Neyse yani. Aa, çok selamlar. Güzel. Adı da Ratko. Ratko. Ağzına sıçayım Ratko. Serkan'ı öldürüyormuş pezevenk. Serkan, hiç yolda İsmail abi diye bağıran biri olduğunda içinden Allah artık İsmail abinin belasını versin ya dediğin oldu mu? Şuna bir açıklık getirmek istiyorum. Lütfen ya. İşte şöyle bir şey oluyor. İsmail abi 7 sene, 8 sene önce, ben o zamanlar gerçekten 32 yaşında falandım. Yani bedenim değişti, her şey değişti. Ama şimdi anlıyorum. Mesela yeni işte dijital platformlarda izleniyor dizi. Yeni izleyen biri, şimdi onu şu anki heyecanıyla kendi izliyor ama biz onu o zaman yaptık ve o şu an benim hayatım boyunca o pullu ceketle gezdiğimi sanıyor yani. Montumun altında mesela gerçekten pullu ceket var mı gibi ve o heyecanla bağırdığında şimdi geçmiş ve hani yapıyorsun. İsmail abi. Bunu yapıyorsun. Diyor ki hop diyene kadar bağıracağım. Yani yolun karşısından oraya bağırıyor ve diyorum ki şu da oluyor mesela. 2,5 saat oyun oynuyorum. Çıkıyorum. İsmail'e fotoğraf çekilebilir miyiz diyor. Ya İsmail abi mi diyorum abi, 2,5 saat ne yaparsan yap, sen bizim İsmail abimizsin. Bir de İsmail abiden beni mesela ayıran şu var mesela yani. Biz seni sevmiyoruz, İsmail abi seviyoruz. Rezalet. Abi o benim, ben sen değilsin, o İsmail abi. Bir de şey var mesela, alkollü ortamlarda ilk başta böyle bir şey. Sonra birkaç bir şey içince böyle el atıp, abi ne yapıyorsun deyince de bunların götü kalktı ya. Yani seni yani demin böyle yere göre sığdıramayan bir anda seni öldürebilirler yani böyle hani. Şunu yazan birisi var mesela. Serkan Keskin İsmail abi denmesinden nefret ediyormuş bazı zamanlarda. O yüzden onu gördüğüm her yerde İsmail abi de bağıracağım diyen of manyaklar ya. Da var. Ay ne güzel, ismini versene bizi de onu. Çok sevdiğim bir şey, yanlış anlamda en sevdiğim rollerimden, çok zevk alarak çalıştığım bir şey. Ama evet yani ben o kadar, onun kadar iyi, onun kadar umutlu, onun kadar böyle toleranslı bir adam değilim. Ben gördüğünden daha ciddi ve daha asabi bir adamım. Ne olur bana kızmasınlar yani. Hayatımın sonuna kadar bir iş yapıyorsun. Sen ne yaparsan yap, sen bizim İsmail abim. Ya o zaman bırakayım ben yani. Değil, ne yapalım? Peki. Evet, oluyor. Gözlerimin içine bak ve bana bir Aleyna Tilki şarkısının nakaratını söyle. Ben Ferod olur. Sevmeye doyamadım deniyorum. Evet. Onu buldum. Yani sıradan olmayayım diye, o sen olsan bari demeyeyim diye onu söyledim. Ama duyulmadı. Ama zaten melodisi... Sevmeye doyamadım deniyorum. Yeter zaten. Tamam. Dinlemekten utandığın ama kendini de dinlemekten alıkoyamadığın bir şarkı var mı? Utandığım demeyeyim, ayıp olur. Utanmıyorum. Evet. Ama mesela bir şekilde full ezberim o şarkıya. Falan. Tabii. Umudum gecem, gecem de gündüz oldu oldu demir mazgallar. Dört duvar oldu geceler, geceler. Devam abi artık.
Mesela alıkoy yani böyle tutamıyorum kendimi. Onu duyduğum zaman ve gerçekten full ezberim böyle temposundan şeyine kadar çok iyi biliyorum şarkıyı. Evet, arabada da açıp dinlemişliğim, evde de dinlemişliğim var. Yani nedenini bilmiyorum. Böyle beni kendine aldı o şarkı. Ama bu o şarkının öyle bir şeyi var. Yani uyuşturucu gibi yani bağımlı hale geliyor değil mi? Siz hatırlıyorsunuz değil mi şarkıyı? Bize de söylesin ama. Biz de dinleyelim. Sen yapmak ister misin hayatım? Uykular haram oldu, geçtiğinde talan oldu. Çok sevdim, yalan oldu zalim geceler. Geceler, geceler. Herkes biliyor abi. Tabii işte lan ya. Nasıl bilmeyeceğim. Bravo! Efendim gitmek istemediğin bir doğum günü ya da herhangi bir davete yalan söylediğin oldu mu ve neye yalan söyledin? Turnedeyim galiba abi o hafta ya. Ya emin değilim tam olarak bakacağım ama galiba Eskişehir'de oynuyorum o akşam. Kesin yeniliyor tabii canım. Kimse yok diyemez zaten. Sahip olduğun eniştesi gelmiş Instagram hesabına bir profil fotoğrafı düşündüğün oldu mu? Ya düşünüyorum ama bir taraftan da o boşluğu çok hoşuma gidiyor benim. Gerçekten. Yani zaten adı eniştesi gelmiş yani. Oraya ne koyarsan koy zaten olmaz yani. O yüzden böyle hoşuma gidiyor. Kavgada suçsuz olmadığın halde üste çıkmaya çalıştığın oldu mu? Olur mu? Olmuş mudur? Olmamıştır. Bir halt yediysem de suçluysam da ben onu çok uzun süre şeyini yaşarım. Yani kavga mevzusu benim için... Kavgaya geçmiyor o iş yani. Kavgaya yok, dönmüyor mu? Döndüğü zamanlarda bile yani bir halt ettiysem onun şeyini yaşarım. Yani ben... Ben yedim o haltı. Yani ne olursa olsun bunu yapmamam gerekiyordu. Ne olursa olsun benim sana böyle dememem gerekiyordu gibi. Ha. Evet. Hadi ya ne güzel ya. Bunca yıllık ünlülük hayatında tanıştığın ve hayran olduğun öncesinde, sonrasında da tanıştığın ve fıs çıkan bir ünlü oldu mu? Oldu. Kim? Boş ver. Peki sık olan bir şey mi? Bilmiyorum yani herhalde yaş aldıkça daha böyle bir evet. O hayaller bitiyor hani tamam hani o senin oraya ama hem şeyi de biliyorsun her, yani sen de bazen sen de öyle olabiliyor yani evet. Bazen kendime de şey oluyorum yani bu musun lan gibi. Ben de fıs çıktım sen, ben de fıs çıktım ya. Ama mesela bir taraftan da böyle çok ne bileyim çocukluğumdan beri çok böyle hayranı olduğum ve tanıdığımda da bir o kadar yani ne düşünmüşsem o olan Ayşen Guruda Ayşen abla. Evet. Şeyden çok etkilendim. Hümeyra. Hümeyra. Yani hayatım boyunca böyle onunla ilgili bir hissim ve bir onun nasıl biri olduğuyla ilgili hep böyle kendi içimi tanımadığım için bir hayranlığım vardı ve tanıdığımda ne düşünmüşsem, ne hissetmişsem, onu nereye koyduysam tam olarak o kadın Hümeyra. Kendisinin çok büyük hayranıyım ve işte bu yaz bu film sürecinde zaman benim de öyle bir şansım oldu. Onunla çok zaman geçirdim. Harikaydı gerçekten. O zaman büyüdüm. Serkan'ı alkışlıyoruz efendim. Semaver'den bahsedelim. Semaver 2002 yılında kuruldu Işıl Kasaboğlu tarafından. Yani az önce de söyledim Koca Mustafa Paşa'da. Semaver'e Koca Mustafa Paşa'da gidenler kimler? Var mı giden? Siz gittiniz. Hangi oyuna? Metot. Metot. Pardon Cimri'ye gittim. Cimri. Metot'a da gideceksiniz. Cimri'ye gittiniz. Metot kaç yıldır oynadı? 9. Metot 9. yılında. 9. yıl evet. Bu Semaver nasıl başladı? Ne oldu? Bir onun öyküsünü senden dinleyelim. Zaten oyunlara gireceğiz. Işıl Hoca bölüm başkanıydı. Hocamızdı akademideyken. Bir gün derse geldi ve dedi ki çocuklar ben bir sahne buldum bir yerde ve orayı kiraladım ve tiyatro kuracağım dedi. Eski çevre tiyatrosu dedi işte Necat Beylen dedi. Necat Uygur'dan bahsediyor. Alıyorum dedi. Ben de sabah ertesi gün ders işte uyanıp direkt oraya gittim. Koca Mustafa Paşa diye hayatımda hiç bilmediğim bir yer. Mezun olduğumuz yıl oraya girdik ve işte 2002 tam şu an 18. yılındayız. 27 tane falan galiba yetişkin oyun yapmışız çocuk oyunuyla beraber. Bayağı işte 18 senedir işte salonumuz da şurası. Oradayız. Bu programa falan kim karar veriyor? Zaten artık sizde galiba. Evet. Işıl Hoca da evet, değil. Evet. Yani size birkaç devretti. Sene önce
Yani yine beraberiz. Yani fikirleri, yani ortak kararlarımız ama bütün programı veya işte hani işleyişi şu an işte en başından beri olan böyle 5-6 kişiyiz. İşte Sarp biliyorsun. Sarp var. Sarp var işte Sibel, Volkan işte neyse hep beraber Mustafa, Krantepe. Tabii ki Işıl Hoca'ya da danışarak yani yapacağımız oyunları, bu oyunu mu yapalım işte genelde klasik yapmaya çalışıyoruz. Metot mesela 9 senedir o devam ediyor. Cimri 5 senedir devam ediyor. Şimdi yeni bir oyun yaptık genç ekibimizle. Bizden kimse yok. Gardenio tekrar şeyin Shakespeare'in geçen oyunu. Geçen sene bir akşam yemeği miydi? Neydi? Akşam yemeği evet. O devam ediyor mu? O devam edecek evet. Edecek. Evet değil daha mi? Oynamadık bu sene ama evet aynen. Oynayacak. Kaç oyunda oynuyorsun şu an? Şu an galiba 5 veya da 6 emin değilim. Akşam yemeğiyle 5. Evet akşam yemeğiyle 5. Öyle olmuş zaten. İlk açıklamamız şöyle. Dünyada benim gibisi yok. Her 10 yılda bir Marilyn Monroe, Prenses Diana gibi bazı ikonlar oluyor. Şu anda bu ikon benim. Kim demiş? A. Eda Taşpınar. B. Paris Hilton. C. Rihanna. D. Madonna. Eda Taşpınar. Nefes alsaydın ya. Eda Taşpınar yanlış cevap efendim. Paris Hilton demiş. Evet aslında. Yani işte biz hani kafa karıştırsın diye zaten hemen hemen yakın şeyler yaptık. Hiç Japonya'ya gitmek istemedim çünkü balık sevmem. Japonya'nın Afrika'da olduğunu biliyorum. Galiba bağımlı bir kişilik. A. Dua Lipa. B. Eminem. C. Britney Spears. D. Michael Jackson. Yani kusarken kurduğu bir cümle gibi görünüyor şu an. Var mı tahmini sizin olan? Sizin tahmininiz var mı mesela bu soruya? Soralım. Dua Lipa diyenler? İki kişi. Dua Lipa şeyin gençler Dua Lipa'nın günahını alıyorsunuz. Dua Lipa ne? Forvet gençler birliğinin Serkan ben sana çıkışta göstereceğim. Forvet gibi bir şey. İleri uç oynuyor yani o belli. Efendim, Eminem diyenler? Bir siz mi? Sizinki de müthiş bir yalnızlık. Eminem'e mi uyuyorsunuz? Rap dünyasını mı sevmiyorsunuz acaba? Britney Spears diyenler? Oo, bayağı taraftarı var. Michael Jackson diyenler? O siz de Michael Jackson'a uyuyorsunuz diye tahmin ediyorum. Britney Spears evet, diyorlar. C şıkkı son karar. Son karar. Britney Spears galiba doğru cevap. Evet, doğru cevap Britney Spears. Peki bu yıl Cannes Film Festivali nerede yapılıyor? A. Christina Aguilera. B. Lady Gaga. C. Demet Akalın. D. Seray Sever. Seray Sever diyeyim. Seray Sever mi? Bilemedim. Kim? Christina Aguilera'ymış. Ne günah aldık be. Evet abi yani. Beni böyle bir pozisyona soktunuz. Valla buradan. Sanki yabancılar yapmaz gibi. Değil mi efendim? Mümkün değil. Türkiye'de erkek ses sanatçısı çok fazla. Zaten erkekler pek şovgörlük yapmıyor. İnanılmaz. A. Kuşum Aydın. B. Seda Sayan. C. Mehmet Ali Erbil. D. Ebru Yaşar. Yani bok gibi bir açıklama ama belki şaka yapmıştır. Her kim yaptıysa. Sizce kim? Kuşum Aydın diyenler? Seda Sayan? Mehmet Ali Erbil? Ebru Yaşar? Kuşumla Ebru Yaşar yarışıyor. Ver birini, de bakayım birini. Hadi deyin. Kuşum diyelim. Kuşum mu? Kuşum Aydın mı? Ebru Yaşar'mış, burada da patladık. Abi burada ben hiç fena çok kötüymüşüm. Ama o kadar iyi bir şey ki burada kötü olmaz. Öyle mi? Tabii canım. Bunu niye bileceksin Serkan sen? 70 milyar ve telif haklarımı ödeyen sanatçıya şarkı veririm. Ama böyle enayi nerede? Yolunuca kaz arayan bir sanatçı arkadaşımız. A. Rafet El Roman, B. Mustafa Sandal, C. Sezen Aksu, D. Sıla. Aa, neye bozulduk? Bir şeye bozulduk. Aa, Sıla yapmaz dedik. Sıla yapmaz. Rafet El Roman. Rafet El Roman mı? Evet. Rafet El Roman demiş.
Bunu bilmen. Şimdi sen sinema filmlerinde oyunculuk yapıyorsun. Tiyatro yöneticiliği yapıyorsun. Tiyatroda oynuyorsun. Efendim müzik yapıyorsun. Leyla'da Band'i kurdunuz. Orada bir hit çıkardınız. Şimdi Barabar'la müzik yapıyorsun. Ben biliyorum ki çok iyi yemek yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Mesela film yazmak, çekmek falan oralara giresin var mı hiç? Abi o bende hiç yazmakla ilgili hiç sıfır yani. Hiç heyecanlandıran bir şey değil. Yani şey beceriksizim o konuda. Estağfurullah yani bir ton şey yapıyorsun zaten. Gerçekten iyi. Şeyi çok istiyorum böyle çok yani film çok ilgimi çekiyor. Yani bir şey anlatmak. Aha. Hani çünkü hani öyle bir şeyi sahne üzerinde yapıyorsun, oyun koyuyorsun ve belli bir imkanın var. Sinemadaki o imkan çok daha böyle ilgimi çekiyor bir şey. Bir hayaller kuruyorum ama oturup yazmakla ilgili çok büyük sorunum olduğu için. Evet zor bir şey tabii yazmak yani evet, da. Çok hayranım yani. Evet sen de zaten çok zarif biri olduğun için oradan söylediğini biliyorum yani. Tanıyorum. Ama, evet yazmaktan. Estağfurullah. Ama gerçekten yaptığın her şeyi iyi yapma eğilimin var. Siz Serkan'ın mesela gerçekten çok iyi yemek yaptığını bilir misiniz? İnanamazsınız arkadaşlar. Yani evde aşçı olsun Serkan yapıyor yemeği. Öyle iyi yapıyor yani. Yemeğe nereden merak sardın sen? Ya şeyi seviyorum. Böyle alışveriş yapmayı, bir şeyler denemeyi. Böyle öğrencilik zamanı işte kendi kendimize yemek yapa yapa ve işte hani araştıra. Mesela orada... Yiyenler mi? Burak çok iyi yemek yapar mesela. Burak da hayvan gibi yemek yapar gerçekten. Çok yapar. İnanılmaz yemek yapar. Gerçekten. Şeyi çok seviyoruz ya böyle hani gerçekten hani gidelim işte alışveriş yapalım. Eve akşamleyin gidelim yakın oturuyoruz böyle işte mahallecilik yapıyoruz, komşuculuk. O yüzden böyle sürekli işte yedi şeyler deneyelim, şunu yapalım, bunu yapalım. O yüzden böyle o bizim için çok yani aslında galiba en büyük eğlencem olabilir yani. En keyif aldığım şey olabilir. Yemek yapmak. Evet. Rahatlatan da bir şey değil mi? Yani hem çok rahatlatan bir şey hem de böyle hani... Aslında yaptığım şey çok yiyen biri değildir. Hani onu böyle paylaşmak çok hoşuma gidiyor evet, işte. Evet, tam işte aşçı mantığı evet. Ya birinin doyuyor olması beraber ve bunun yedim. Senin sayende olması evet. Falan önemli bir yani şey. Yani işte onun şeyi çok zevkli işte. Ritüeli beraber alışverişe gitmek, sonra işte mutfakta beraber sohbet ederken onu yapmak. Mesela o böyle hani her gün yapabilirim bunu yani. Hayatımda böyle bütün hayatım boyunca bunu yapabilirim. Oynamaktan daha zevkli. Yok canım o kadar vallahi. Değil. Vallahi mi? Yemin ediyorum. Oo, yaşlarınızı kafe açacağız da hep beraber. Yaşlılığımızı düşünemiyor. Ya satmıyoruz, biz yiyoruz ama değil. Az önce bahsettik, şu an metot var, cimri var. Akşam yemeği gelecek, tekrar oynamaya başlayacaksınız. Dünyada karşılaşmış gibi var. Bunların arasında en son çıkan dünyada karşılaşmış gibi mi, akşam yemeği mi? Yok, dünyada karşılaşmış gibi. Değil mi? Evet. Orada da rüya gibi bir kastla berabersin ve Afife adaylığın var geçen senede. Evet. Nasıl gidiyor? O nasıl? Devam ediyor. Ya o çok inanılmaz gidiyor. Gerçekten işte aylık biletleri işte açılıyor ve bir saat içinde bütün ay diye bitiyor, kapanıyor. Müthiş ya. Bayılıyorum olmasına. Benim için de çok enteresan bir deneyim oldu. Çünkü ben hep Semaver'de yıllardır işte 10 yıl senedir Semaver dışında hiç başka bir yerde bir şey yapmadım. Aynı anda Semaver devam ediyorken hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım. Evet. Çünkü şöyle bir şey oluyor ya bir tiyatrodasınız ve bir ekip var ama hani çalışmak istediğin, beraber olmak istediğin yıllardır konuşuyoruz. Evet abi. Bir şeyler yapmak istediğimizi. Yapamıyorsun, oraya bağlısın. O yüzden böyle çok ne bileyim yani hepsi çok eskiden tanıdığım işte Okan, Fatih, Alican böyle hep hayalini kurardık. Oldu. Oldu ve evet şu an çok keyifli böyle ayda işte 4 tane bir yere gelip oynuyoruz. Çok çok güzel gidiyor. Çok eğlenceli. Evet. Berkun'la çalışmak nasıl geldi sana? Zaten daha önce Masum. Masum'da çalışmıştım. Var. Evet. Bir şey değişiyor mu sahnede çalışınca? Yo şey ne yazdığını çok iyi bildiği evet. Ve ne istediğini çok iyi bildiği için derdinin ne olduğunu çok iyi bildiği için senden çok net bir şey istiyor. Ve onu çok iyi ifade ediyor. O yüzden çok çok büyük avantaj. Çünkü yazar kendisi. Evet abi. Ben de o dünyada karşılaşmış gibi iyi okumuştum tekstini. Hı. Ben de inanamamıştım yani yani bu kadar belirgin nasıl oynanacağı, ne yapacağın, hissi falan görünüyor çünkü net şey resmen. Şey oluyor ya böyle işte yazar burada ne demek istemiş falan böyle konuşuyorsun, kafayı yiyorsun falan. Öyle orada bir avantaj soruyorsun. Berkun burada ne? Abi orada onu öyle yaptık falan diyor. Evet evet. Onu yapıyorsun. Dünyada karşılaşmış gibi görebildiniz mi? Ya siz neymişsiniz ya? Size plaket vereceğim. Vallahi ya gerçekten.
Siz Berkun Oya'nın manyasınız. Ve Serkan Keskin'in. Önce onu diyeydin. Gerçekten inandırıcı olacaktı ama. Siz efendim. Başka biri daha el kaldırdı. Siz de gittiniz. Ne zaman? Bu sene mi? Premiere gittiniz. Manyak gibi gittiniz. O hafta gittiniz. Müthiş. Beğendiğinizi umuyorum. Bayıldınız değil mi? Tabii. Nasıl bayılmışsın? Ekibe bak, oyuna bak. Alice geldin mi? Evet. Ha, hadi bana bunlarla gel. Alice gelen var mı? Ne oldu lan? Kampanyayla mı bilet aldınız? Alice'den çıkıp buraya mı geldiniz artistler? Alice'i beğenmiş miydiniz? Evet, çok güzel. Geçen sene mi geldiniz ona da? Sizin neyiniz var? Kimsiniz sizi? Ben çok takip ediyorum. Çok takip ediyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Bankacıyım. Bankacısınız. Allah Allah, hiç şey de değil. Alakası da yok yani. Neyse. Sıkıntıdan. Ay çok mu sıkılır? Ya bırakın. Bıraktım yara, yine olmadı. Evde de olmadı. Evde de olmadı. Tekrar bankacılığa başladınız. İşte bırakmışken keşke başka mesleğe gireydiniz. O da onun. Hayırlısı. Hangi banka? Ya kimse de bilmiyor. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası benim. Türkiye Sınai Kalkınma. Bilen var mı? Sınai. Kim kurmuş? Ezel mi? Biliyor musun sen? Sınai ne la? Pardon. Sınai ne? Öyle. Bireysel müşterisi ya da şubesi yok. Banka diye sizi kandırıyor olabilir mi anne? Değil mi? Kandırıp belki babası yazık ben sana banka açtım diye. Öyle bir banka da yok. Yok. Arada işte Alice bileti dünyada karşılaşmış gibi. Siktir et maaşı, ben sana tiyatro bileti alayım. Havale yap. Babacığım bugün havale yaptın mı? Müthiş. Hanımefendiyi bir alkışlayalım ya. İlki Natalie Portman, ikincisi Emma Stone. Natalie Portman. Natalie Portman, neden? Abi yani çok beğeniyorum ben kendisini. Değil mi? Çocuk küçüklüğünü bu kadarlığını biliyorum Leon'dan. Ben onun bu kadarlığını biliyorum ya. Ondan. Natalie Portman mı, Tom Hanks mi? Tom Hanks'le de bir oynayalım. Tom Hanks. Tom Hanks'le devam ediyoruz. Evet. Bıraktın Natalie'yi bak. Bıraktım. Bıraktı. Yapacak bir şey. Sonunda mı karar verilecek yani? Ben yani şimdi Natalie'yle çalışmadım mı yani? Evet. Çalışsın değil. Yok. Ha. Tekrar soruyorum. Natalie mi Tom mu? Natalie. Ah canım benim. Hemen geri geldi bak. Hemen geldi. Sen de misin? Gelmedi. Eşek gibi geri. Pardon. Natalie'yle devam ediyoruz. Tom Bey'den özür diliyoruz. Natalie Portman mı, Charlize Theron mu? Natalie diyenler, Charlize diyenler. Ben Natalie diyorum. Zaten eşit çıktı biliyor musun? Natalie ile devam ediyoruz. Charlize boştaysa ben oynarım ben. Efendim Natalie Portman mı, Salma Hayek mi? Natalie Portman. Neden? Yani ona ayrı bir hayranlığım varmış benim ya, farkında evet, bana. Değil mi? Geçmişimiz var. Mesela şu an sadece mesela onu bir kişi gelecek mi, çok merak ediyorum yani. Hadi bakalım. Peki o zaman Natalie Portman mı, Yosam Penelope Cruz mu? bir durdu. Natalie ya Penelope de yiyemedi kızı ya. Peki. Biri var mı yiyecek galiba ama. Hadi bakalım, Natalie Portman mı, Büşra Pekin mi? Büşra ile oynadım ben. O yüzden hani bu şey sıramı, yani çünkü beraber oynadık. Asla ayıp edeceğim bir cevap olmayacak. Kesinlikle, çok da severim kendisini. Evet. Ben çok da yetenekli bulurum Büşra'yı, çok da severim. Beraber tatlım tatlımda bir çifte oynadık. Evet, dolayısıyla. Dolayısıyla. Eşi yani Natalie ile oynamadım çünkü. Bir Natalie ile oynayayım. Abi. O kadar haklısın ki şu an. Yani. Natalie Portman'la devam ediyoruz. Natalie Portman mı, Çağlar Çorumlu mu? Oo canım benim ya. Çağlar Çorumlu ya. Vallahi mi? Evet. Evet.
Peki. Hastasıyım. O kadar çok seviyorum ki onu. Müthiş bir adam değil mi? Muhteşem biri. Çağlar da tiyatro kurmuş. Evet. Çağlar Çorumlu'nun tiyatrosundan haberiniz var mı? Çağlar Çorumlu da bir tiyatro açtı. Artık Google'layıp bakacaksınız evet. Ona da. Ops, merak ops tiyatır, ops tiyatro. Kadıköy'de Tepe Natulus'un arkasında kalıyor. Ha, Acıbadem işte. Evet. Acıbadem'de. Ha. Evet. Öyle Tepe Natulus'un arka aynı, tarafında. Aynı. Evet. Böyle tamamen tek başına böyle A'dan Z'ye her şeyini yaptı. Harika bir sahnesi var. Çağlar'a gidelim hep beraber. Evet, bir diğer seçeneğimiz Çağlar Çorumlu mu, Şebnem Bozoklu mu? Oo. Ama şimdi ayıp ettiniz bak. Vallahi ayıp. Ayıp. Evet. Ayıp. Biraz götüzdür. Yani bu kavgada söylenmez yani. Aynen. Şebo'nun hastasıyım. Yani... Şebo'yla çalıştın mı hiç? Şebo'yla... Yani tatlım tatlımda o da vardı galiba da. Vardı. Beraber... Çağlar'la partnerdi onlar. Evet. Çalıştık beraber. Şeyde de vardı. Bu Caner'in filminde... Yok Artık da. Yok Artık da vardı. Evet. Bu son filmde ben küçük bir şey oynuyorum. Evet. Onda... İşte o süreçte oradaydım. Tamam Şebo'yla devam edelim ya. Şebo kıramadı arkadaşını resmen. Şebnem Bozoklu'yla devam ediyoruz. Şebnem Bozoklu'yla mı devam ediyoruz? Yoksam Scarlett Johansson'la mı? Çok yeni izledim kendisini şimdi. Meryl Streep. Evet. O ne ya? Abi çok başka. Abi evet. Adam Driver'ın da ellerinden öperiz ayrı. Evet, yumuşacık. Ama kendisi. Abla da yani ne münasebet. Sen ama... neydin, ne yapıyorsun bize ya? Ya Şebo'nun eline su dökemez be. Diyorsun. Şebo'cum. O zaman Şebnem Bozoklu'yla devam ediyoruz. Evet. Aynen. Şebnem Bozoklu'yla devam ediyoruz. Peki Şebnem Bozoklu mu, Hazal Kaya mı? Vallahi. Hazal'la oynadım. Kızım oynadı. İtirazım vardı. Aa evet. Çok hainsiniz, çok en sevdiğim insanlar. Abi. Tamam, Hazal'la devam ediyorum. Hazal'la devam ediyoruz. Peki Hazal Kaya mı, Frances McDormand mı? Orada da yapıyor, şey yapıyorlar. Hazal ama bak. Ama ikisi de böyle bakıyor yani. Evet, yan. Sendeyiz. Hazal'la. Hazal'la devam ediyoruz. Mahveder beni. İşte ben tedirgin olursun diye düşündüm. Hazal Kaya mı yoksa Demet Evgar mı? Arkadaşlarca. Bu herifin de sıçtığı yer burası. Herkes arkadaşı. Yani yapacak bir şey. Demet'in hastasıyım. Evet. Çok sevdim. Dün akşam beraberdik. Heddegader oynuyor. Ben daha izlemedim. Evet. Ondan bahsetti. Evet. Demet çok çok iyi bir oyuncu. Evet. İyi arkadaşım. Demet'e devam edelim. Demet Evgar'la devam ediyoruz. Peki Demet Evgar mı, Michelle Pfeiffer mı? Demet Evgar. Demet Evgar. Israrla o şey gelmedi, çok enteresan. Değil mi? Evet. Allah Allah. Biri var benim. Vallahi bir tane diyorsun. Hadi bakalım. Belki vardır yani, göreceğiz. Efendim Demet Evgar'la devam ediyoruz. Demet Evgar mı, Ezgi Mola mı? Ya Allah Allah, siz de ya. Can sıktık. Ezo'ya. Ezo'yla devam ediyoruz. Ezo'ya devam edelim. Zaten artık yokuş aşağı gidiyoruz yani. Bir o. Yok desen de olacak gibi değil. Ezgi Mola mı yoksa Gary Oldman mı? Gary Oldman. Gary Oldman evet. Onu yapacak bir şey yok. Yani hani evet. Ezgi'yle daha çok eğlenirsin muhtemelen ama. Bir Gary de Oldman. O kadar çocukluğumuzdan beri çok da gizleyemiyoruz ya çok şey yapmıyor Gary falan. Gary abi değil mi? Evet. Ben de bayılırım yani. Evet. Gerçi Natalie ile beyefendi oynamıştı o Leo'da ya. Tabii. O, oradaki psikopat İlaçları geri beydi. İlaçları içip şeyler evet. Yapıyordu. Havalı bir takım hareketler. Oy neler neler. Şu kafayı yan çevirmeler falan. Hatırlar mısınız filmi? Evet. Peki Gary Oldman mı? Binnur Kaya mı? Binnur. Binnur. Başka Binnur diyen var mı? Ne maymun iştahlıyım şimdi. Ne? Ben de diyorum ne? Ama işte böyle oluyor. Öyle oluyor evet. Yapacak evet. Bir şey yok. Binnur Kaya mı? Cate Blanchett mi? Bittik. O kapat. Dükkanı kapat. Dükkanı kapat. Tabii ki Cate Blanchett. Cate Blanchett diyenler kimlerdi? Aa siz Binnur Kayacı çıktınız.
Bu şeyle ilgili değil. Demin yaptığım şey şununla ilgili yani. Oydu o en başından beri. Kate'ti değil mi? Evet yani. Binnur Hanım'ın hastasıyız tabii ki. Tabii tabii ben onu anladım zaten. Ama Kate Blanchett benim için son nokta. Dükkanı kapatalım. Peki ben yine sorayım birkaç tane tabii, var. Tabii tabii tabii. Kate Blanchett mı, Engin Günaydın mı? Ama dükkan kapalı, kapalı. Serkan. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Tamam. Peki Kate Blanchett mı, Daniel Day-Lewis mi? Allah Allah. Kate Blanchett. Hadi bakalım. Kate Blanchett. Bu çok hazırlığı bunun çok uzun sürüyor. Bu çok böyle işte gidiyor. Daniel'ın değil mi? Evet abi evet, onunla evet. Uğraşamam sette yani. Yok gidiyor, marangozluk yapıyor, yok terzilik yapıyor, ay, bir evet. Sene uğraşıyor tabii, falan. Tabii. İşte sol ayağımı oynarken şeyle geziyor, teker sandalyeyle hiçbir şekilde ayağa kalkmıyor falan. Set uzar. O yüzden. Yok işimiz görülsün. Peki, Kate Blanchett mi, Haluk Bilginer mi? Ama Haluk abiyle ben oynadım. Evet. Haluk abinin oğlunu oynadım. Ondan sonra Haluk abiyle bir tane sinema filminde oynadım. İzlemediniz büyük olası çünkü vizyon olmadı onun. Hangisi? Kırık Kalpler Bankası. Kırık Kalpler Bankası. Onu çekti. Yok, vizyona çıkmadı tabii o. Haluk nasıl abi. Nasıl film oldu o ya? Gördün mü sen? Ben seyredin. Gördüm. Evet, ha. Festivalde gördüm. Çılgın bir film oldu ya. Böyle çok. Vizyona çıkacak bir film gibi. Biraz sert bir film ha. Oldu. Biraz evet yani öyle vizyona rahat çıkabilecek bir film değil bence. Zor bir film. Evet. Tamam. Evet cevap verdin mi? Çünkü ben kaçırdım. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Peki Kate Blanchett mi, Dustin Hoffman mı? Büyük konuşmuşum ya. Kate Blanchett. Tabii canım Kate Blanchett. Kate Blanchett mi, Meryl Streep mi? Büyük konuşma budur. Meryl Streep. Meryl Streep. Peki Meryl Streep mi, Şener Şen mi? Şener abiyle de oynadım. Doktor tiyatroda, burada. Tiyatroda yaptım. Zaten yabancılarla oynamamışsın. O da yabancı oldukları için. Şener abi ya muhteşem. Filmde de oynadım, tiyatroda da oynadım kendisiyle. Aynen. Tiyatroda oynamak çok enteresandı tabii. Yani filmde çünkü hani böyle bir ay çalışıyorsunuz, 3-5 gün gidiyorsun, bitiyor. Aha. Ama bayağı hani biz bir sene boyunca işte o kulis adabıydı, şuydu, buydu. Nasıldı? Ya muhteşemdi, çok tatlıydı Şener abi. Gerçekten çok tatlıydı. Şimdi şeyi izleyemedim ben hala. Zengin Mutfağı. Evet. Devam ediyor değil mi o ya? Ediyor. Geçen karşılaştık hatta, beraberdik Arnavutköy'de kendisiyle. Fotoğraf çekildik. Şener abi fotoğraf çekilebilir miyiz dedik. Gideceğim. Şimdi galiba bir ara verdiler bir dönem. Tekrar başlayacak. Peki bu durumda Meryl Streep mi? Meryl Streep. Neyse anıları anlattık. O zaman kazanan Meryl Streep. Nasıl bir şey yapardın Meryl Streep'le yapsaydın hakikaten? Bilemedim vallahi. Böyle böyle oynana oynana falan gibi mi acaba? Zorlama mı olur anne oğul? Yo Meryl Streep de anneciğim yani. Değil mi? Hani benim anneciğimin yaşında. Tamam. Yani öyle bir şey böyle müthiş olur. Karşılıklı böyle bir sorunlu anne oğul ilişkisi üzerinden böyle acayip sert böyle sakin sahneler. Ha böyle bunları anlat sonra yazamıyorum. Niye yazamıyorsun acaba? Yazamıyorum. Söylüyorum ben fikri buluyorum da. Şimdi vizyonda olan filminiz var. Hala vizyonda. Güzelliğin Portresi. Evet, Güzelliğin Portresi. Yeni, evvelsi hafta girdi diye hatırlıyorum ben. Evet. Gerilim filmi. Gerilim filmi, evet. Yani normalde bizde çok korku filmi falan yapılır ama bu gerilim filmi. Çok öyle. Bir de Umur Turagay çekti evet. Filmi. Burçin Terzioğlu var, bir Kaan Sokullu var, Melisa Şenolsun var ve sen varsın. Evet. Yani bir korku, yani hep o ayrım oluyor ki bu film çıktığında da birazcık aslında gördüğümüz şey oldu ya. İlk defa yapılan bir tür bu anlamda. Aha. Çünkü hani korku diye bir tür yapılıyor. Evet. Her sene bir iki tane bir şey. Bu korku değil. Bu bütün gerçekliğe bağlanan bir hikayesi var. Evet. Bir gerilim filmi. Böyle bir taraftan da polisiyesi de olan, bir kriminal durumu da olan. Böyle eli yüzü düzgün, bence çok güzel çekilmiş, çok güzel oynanmış, tertemiz bir tür filmi bu. Evet. Ben de yani Umur Turagay'ın çekmiş olması benim için önemli bir bilgi zaten. Kesinlikle. Yani ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi senin zaten festival premieri yapmış olan Kronoloji var. Hı-hı. Geliyor. O ne zaman geliyor biliyor muyuz? Bilmiyorum. Tamam. 10 Ocak'ta da gösterime girecek. Biz Böyleyiz var. Bir de çekimleri tamamlanmış bir film var dediler. Doğru mu? Evet. Geçtiğimiz yaz Ziya Demirel ilk uzun metrajı Ziya'nın.
Daha önce yaptığı kısa filmleri izlemiştim. Bence muhteşem bir üretmen geliyor, gencecik. Festival filmi diyebileceğimiz bir şey. O zaman festivalde yakalayacağız onu da. Evet, o geliyor. Peki yakın zamanda çıkacak? Sanıyorum bu sene çıkacak. Yani 2020'de şeye festivallere başvuruyor mu? Festivallere yani Almanya, Berlin'e, Cannes'a falan. Ay hadi inşallah. Ziya'nın bir önceki filmi, yani kısa filmi Cannes'da yarışmıştı. Ya! Evet, Salı diye bir filmi. Ay müthiş. Yani izleyebilirsiniz, çok güzel bir film, kısa. Ters mi tutuyorum? Yo. Düz tutuyorum. Aha. Erkek miyim? Evet, sanıyorum. Yani bilmiyorum cinsiyetini. Ne bu, çizgi film falan mı? Evet. Çizgi film mi? Evet. Çizgi film. Hayvan mı? Değil. İnsan da değil. Değil. Cinsiyetsiz bir şey. Araba mıyım ben? Değilsin. Böyle alet edevatlı bir şey miyim? Tuhaf bir soru oldu. Oyuncak mıyım? Değilsin. Ben oyuncak değilim. Ben oyuncak değilim. Neyim abi? Eşyayım. Yaşamıyorum, öldüm. Öldüm. Ölüyüm. Arkadaşlar zombi. Ne öyle bir şey. Corpse Bride. Değil, öyle değil. Falan. Duvarlardan falan geçebiliyorsun. Aa, hayalet miyim? Evet. Ghostbusters, o çizgi film değil. Hayalet bir şeyim. Hayalet. Şeyi de var bunun, LED tabları da var böyle. Kes fırma. Oğlum reklam alsak olmaz ya. Yapamayız bunu yani. Vallahi bildim. Buyurun. Ya. Evet. Kafana tut istersen mi? Ne? Oyuncu muyum? No. Futbolcu muyum? No. Siyasetçi? No. Şarkıcı? Yes. Evet. Şarkıcı. Şu an mıyım? Şu an yok. Var mı lan? Yok değil mi? 80'ler, 90'lar mıyım? 90'lar. 90'lar. Değil mi 90'lar? 90 sonu. Erkek miyim? Erkek. Kulağımda çınlıyor şu an şarkısı, biliyor musunuz? Hangisi? Şarkı? Nereden bulacak ya? Belki bir tek benim kulağımda. Ya vallahi utanıyorum da. Bu şarkıyı hatırladığım için. Yaşım çıktı yani resmen. Azar azar, kader bize ne yazar, öyle Faruka. Bir şey. Faruka, evet doğru Faruka. Ponki 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 mo. Ponki ponki. Ponki 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 mo. Çiki çiki ben forino. Ne, sonu neydi onun? Ne o? Şarkıcı. Evet. Yani, evet. Şarkı yani, da söylüyor. Şarkı söylüyor, evet. Yani, evet ama oyuncu mu? Ha, değil. Şarkıcı da, şarkı da söylüyor. Başka ne yapıyor? Simitçi. Hayır. Şov insanı. Şeyi ayırıyorlar. Türkü. Ha, türkü söylüyor. Türkücü. Belki Sakkale. Türkü de söylüyor. Evet. Türkü de söylüyor. Değil. Kadın mı? Erkek. Erkekse zaten belki Sakkale değil. Görmeyen varsa. Şimdi mi söylüyor? Yani şimdi yeni... Şimdi de söylüyor mu? Şimdi söylemiyor. Eskiden söylüyordu. Yaşlı. Öldü mü? Yok. Yaşıyor. Aa, evet. 70'li. 74 yaşında mı? Belki Sakkale. Erkek belki Sakkale. Zor valla. Kaşlı. Zor kaşlı mu? Bir yani. Tane türküsünü söyleyin. Antalya Kaşlı. Antalya Kaşlı. Değil değil, öyle değil. Normal Kaşlı. Ha, Kaşlı değil. Ha, İzzet Altınmeşe. Değil. Yaklaştım. İzzet Altınmeşe'ye yaklaşan ne olur? Burhan Çeçen. Değil. Arkadaşlar. 3 yaşındaki kardeşim. Evet. Manyak. Yani 3 yaşında bir kardeşim var. Azer Bülbül. Değil. Değil. Burhan Çeçen söyledim. İkiniz bir fidanın. Hakkı Bulut. Evet. Oh. Kaşlı. Evet. Abi. Evet o. Şarkıcı. Şarkıcı. Lar. Kaç, şu an mı? Yani bilmiyorum. 90'lar sonu yine. 90'lar sonu. Erkek mi? Erkekler. Erkekler. Ha, ler. Ler. Şey,
Cem değil. Yurt dışından dediler. Şey mi? Dur. Can. Ne o yar yar yar. Ne durma beni yerinden. O mu? O mu? Neydi o bilmiyorum ki. Can. Cam. Cam sil. Dört. Yaklaşık. Can kut. Can kat. Cam kat. Ne ya? Canın baş harfini mi değiştir? Evet. Dam. İngilizce. Kan. Kan. Can kan. Allah kahretmesin ya. Cam sil ne abi? Aha rezalettik. Alkışlıyorum Serkan'ı. Bunca yıldır bu sahnede, efendim söyleyeyim, kamera karşısında iş yapmış biri olarak kaç yıl oldu? Bir 20 yıl oldu mu oldu. Ya gerçekten? Bu 20 yılda şu anki gelinen noktayı nasıl tanımlıyorsun? Şu an nasıl bir yerdeyiz sence? Biz mi? Ha. Yani oyuncu olarak yani... Evet evet, ha. Oyuncu ve sinema sektörü, televizyon sektörü. Ha, o genel olarak. Anlamda. Genel anlamda. Şu anda nasıl bir durumda oldu bunu çok düşünüyorum. Biraz tiyatro ile ilgili bir yerden baktığımda biraz içeriğin boşaldığını düşünüyorum. Harika bir şey. Çok fazla oyun yapılıyor. Ama böyle mevzunun şu an bu hep bu olan şeyler. Gelip yani geçici şeyler. Böyle yola giriliyor. İşte herkes bir oyunlar yapılıyor. Bunlar işte büyük salonlarda oynuyor. Ama bu tiyatro adına çok iyi bir yere gittiğini... insanlar diyor ki işte artık salonlar çok doluyor. Evet doluyor. Ama bu iyi bir şey mi? Tabii ki %100 çok iyi bir şey. Ama biraz içeriğin boşaldığını düşünüyorum. Güzel zaman geçirmek için tiyatrolar varmış gibi bir hal var şu an. Böyle laf söyleyen, söz söyleyen, evet tabii ki durumumuzun da getirdiği bir şey de olabilir bu. Birazcık aynılaşmaya çok aynı. Yani içeriğin biçimin aynı olduğu, hiçbir şekilde yeni biçimlerin olmadığı bir sektör haline geldiğini düşünüyorum. Çünkü televizyonla ilgili mevzu değişti. Evet. O yüzden bir tiyatro şu an çok... revaçta. Bilmiyoruz sonunda ne olacak ama bunun geçici bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet ben de yani bu kadar çok oyuncu tarafından bu kadar talep ediliyor olmasının ben de geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen ben gibi tiyatrodan ekmek yiyen bir tayfa var ve bunun koşullarını evet. Biz biliyoruz. Ve bunun hani yüksek bir ekonomide yapılmasının başka karşılıkları var. O da o kadar sürdürülebilir bir şey değil haliyle. Evet yani geçen yani bu ne olur yani kimse yanlış anlamasın ama geçen seneki Ocak programıma baktım mesela 22 oyun oynamışım geçen sene. Zaten 30 gün var. Yani aslında her gün oyun oynamışım neredeyse. Aynen, evet. Bunun bir karşılığı var. Bu 22 oyun oynamak için kendinize başka şekilde bakmanız ve başka bir şeye benzetiyorum. Antrenman yapmak gibi yani. Aynen öyle ya. Tabii ki. 22 oyun oynamak. 22 yani, iş günü çalışma dediğin zaten normal aylık mesai. Evet. Yani meslek olarak seçmemiş olan yani meslek olarak bunu seçmeyen birinin bir yerde yok ya ben bu değil diyeceği zaten bir şey. Öyle olacaktır. Yani. Şöyle bir şey de var mesela şu an. No name olan oyuncuların, no name olan tiyatroların var olmak gibi bir şansı şu an yok. Ha evet, öyle bir, evet doğru söylüyorsun. Öyle yani bir tehlike bir sürü, var. Tabii sahneler açılıyor ama çünkü haliyle insanlar hani tanıdığı, sevdiği, bildiği insanı izlemeye gitmeyi tercih ediyorlar. Ama hani orada başka bir şeyle uğraşan bir sürü insan salonu, hani salonlar doluyor derken her salon dolmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum aslında. Bilinen salonların evet. Tamamı doluyor ama bilinmeyen de bir ton salon var. Kaç? Yüzlerce bağımsız tiyatro grubu var İstanbul'da. İnanılmaz sayısı. Yani, çok da iyi işler var. Evet. Yani merak edilirse işe, evet. Ben işte umuyorum ki bu hareket belki de merak ettirir. Evet. Yani bir yerde çünkü bir başka ne yapıyor ya insanlar diye belki bir gün sorarız ya. Yani hani öyle bir şeye yol açmasını da umut ediyorum açıkçası ben. Ya şey bir de bir taraftan çok güzel bir şey tabii yani bu tatlı bir rekabet yani o kadar çok var ki evet. Şu an işte ne bileyim hani aralarından insanların şu da oluyor. Bunu sevdim, buna gideceğim. Bu kadar tatlı rekabetin olması güzel bir şey ama bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Biraz içeriğin dolması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu bir ton insanla çalıştın. En etkilendiğin, oynamaktan en çok keyif aldığın insanı sorsak şudur diyebilir misin? Ayıp olur diye söylemez misin? Ali ile çok... zevkle çalıştım.
Leyla ile Mecnun zamanı. Yani evet. Herkese çok ayrıydı ama Ali ile bu hani bir Mecnun İsmail durumunun Hı-hı. getirdiği bir şey vardı ve gerçekten yani bir gün bize işte o deniz kenarında el salladığımız sahnede Ali'yi Mimar Sinan'da okuyordu. O, tanıyorum. Oyuncu olarak çok beğeniyorum, izliyorum. Bir şekilde birbirimizi böyle merhabalaşıyoruz ama tanımıyoruz ama şu var yani ya bu adamı merak ediyorum, bu adamı merak... Ve biz sette buluştuk. İşte ilk çektiğimiz sahnede karşılıklı deniz kenarında birbirimize el salladığımız yer. Onur bize böyle şeyi gösterdi. Bak dedi resim bu dedi, koymuş kamerayı. Sen dedi buraya gidip dedi, sen dedi buraya git dedi, buradan konuşun. Biz iki tane salak hiç neden demedik ve gidip bunu yaptık. Yani Ali ile bu çok acayipti ve ondan sonra hep böyle gitti. Yani böyle konuşmadan anlaşmak gibi ve yani tahmin edersiniz ki aslında o tabii ki Burak'ın yazdığı şey üzerinden. Burak'ın yazmadığı da milyonlarca şey var orada. Tahmin ediyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben Aslı. Aslı Hanım, nereden geliyorsunuz? Ben birkaç yıldır Münih'te yaşıyorum. Ya. Münih Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Münih Teknik Üniversitesi diyebilirim. Evet. Münih Teknik Üniversitesi. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi vardı, Münih iyi olmasın. Yapmışlar. Münih Teknik Üniversitesi'nde ne okuyorum dediniz? İşletme ve informatik okuyorum. İnformatik. Evet. O ne? IT. IT. Evet. Böyle oluyor yani. Hayalin var mı? Birçok var tabii ki yani. Birçok mu var? Evet. Aa, manyak olur insan bir. Ne var mesela bir tanesi? Çok mutlu olmak mesela. Sağ ol Aslı. İçimizi çektin. Mutlu olmak diye hayal mi olur be? Zaten olursun mutlu. Mutluluk seçim bence de o yüzden. Yani seçimin mutlu olmak olursa olursun. O kadar büyütülecek bir şey değil. Mutluluk abartılan bir şey. Siktir et Aslıcık. Şarkıyı mımla. Tamam. Alman Milli Marşı. Yok değil maalesef. Pardon. Münih Türküsü. Adı değil. Kaldım Münih ellerde. Bak. Evet. Devam edin mi? Lütfen. Kız boğularak ölecek yani. Hanımefendi biz şu an şöyle duyuyoruz. Düdük, düdük. Çok doğru ama şarkı öyle. Şarkıyı bir söyler misiniz? Bebeğim benim, hayalet sevgilim. Hanımefendi kötü bir haberim var. Şarkı böyle değil. Nasıl peki? Yani düdüğüt düdüğüt olmadığına çok eminim. Çok sağ ol. Biz bilemedik. Evet. Kardeşim biz birer tane içmek zorundayız şu an. Tuzlu suyu al ya da limonu al. Basitten başlayalım. Ya tabii. Bu... Ama o tuzlu su. Limonu al istersen. O bildiğin yerden gelsin. Bunu yapan kim ya? Onu yapma bak. Koklamam bile felaket bir şey. Evet. Ben Zehra. Zehra'nın kafası böyle, böyle köprücük evet, kemiklerinin arasına sıkacak. Heyecandan. Durup diye böyle gidecek. Zehracığım nereden efendim siz? Kadıköy'den geliyorum. Çok güzel. Neyle geldin? Metrobüs kolay oldu. Metrobüsle geldim. Değil mi? Evet. Müthiş. Çünkü ben tam lokasyonu sormuştum. Kadıköy'de mi ikamet ediyorsun? Evet. Çok güzel. Peki seçime orada mı girdin? Yok. Zehra Adanalıyım. Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Öğrenciyim. Nerede? Kadir Has Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyorum. Endüstri mühendisliği. Parasıyla mı burslu mu? Burslu okuyorum. Burslu okuyorsunuz. Yüzde Hı-hı. kaç? Yüz. %100 burslu okuyorsunuz. Bravo. Birisi sizi yemek istedi. Metro Goldwyn Mayer aramızda. Rav. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Endüstri mühendisliği kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Annem daha okumaya başlamamışsın ki. Yeni başladım. 4 ay oldu. 4 ay oldu. Evet. Hazırlık falan? Hazırlık okudum. Okudun? Okudum. Aa bayağı sen Kadir Aslısın artık. Kadir Aslıyım. Çok iyi. Evet. Biz de o zaman hadi mumla. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek. Samanyolu. Ama...
Arkadaşım tamam evet doğru da ben kızın sesine hayran olurken sana baktım. Allah Allah. Neyse hangisini içeyim? Bilmiyorum Yavucuğum sen hangisini istiyorsan. Hangisini içeyim? Of. Bazen mi içmeyin çok kim? İçtiniz. Artık İlk sirke mi? Diyen kim? Bir saniye bir... Verme mikrofonu dur seninle konuşacağız da. Kim dedi ilk sirke? Orada bir... Ben sizin evinizi bulacağım Alten. Sirke, balzamiği içeyim. Ben alışkınım balzamiğe. Arzu ederseniz. Olur mu? Bu çok kötü. Ama sirke daha kötü. Kes, evet. Evet. Aa. Kokusu erken geldi bunun bugün. Baktırıyor musun midene? Baktıramıyorum çünkü artık midem yok. Evet, olur. 10 programda midene elini alabilirsin. Evet. Merhaba. Merhaba. Aysu ben. Olur. Ben de İtalya'dan geliyorum. Allah Allah. Merhabalar. Aslında merhaba. Arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Birleşmiş Milletler toplantısı bu. Evet. İtalya'da ne yapıyorsunuz? Okuyorum ben. Üniversite okuyorum. Üniversite okuyorsunuz. Ne evet. Üzerine okuyorsunuz? Ekonomi finans okuyorum. Ekonomi finans. Para sayacağız diyorsunuz. İnşallah. Biz de bankacı olacağız. Saçmalama. Yine baba, siz de babanızın açtığı bir bankayı mı tercih ediyorsunuz? Evet. Tamam. Ay isminizi unuttum. Çok İsmim Aysu. Aysu Hanım. Çok özür dilerim. Geri ne zaman dönüyorsunuz? Bu sene son senem. O artık dönmüyorum diyorsunuz. Bakalım döner miyiz? Ha orada yerleşmeyi mi planlıyorsunuz? Ya planlamıyorum ama şu an tatildeyiz. Christmas için evet, geldik. Geri dönüp okulu okuyacaksınız. Evet yani, o bitecek o. Sonra bakacağız. Bakacağız. Nerede İtalya? Bologna'dayım. Buyursunlar. Biliyorum ben bunu. Tam ortasında evet. Kışın. Evet. Vur vur Tabasco. Evet, tamam doğru. Tabasco. Neydi? Alkışlayın bir Serkan Bey. Bravo. Al o senin için. Bir şey bir şarkı neydi ya? Sezen Aksu vay. Ah çileli ben de o kadar biliyorum. Ben de sadece mırıldanıyorum galiba. Aramızda bir. Vah çileli ortasında kış. Sen onu bunu bırak da Gaviscon var mı yanında? Siz kimsiniz efendim? Pelin ben bankacıyım. Siz de mi? Bütün deli bankacılar burada. Siz hangi bankada çalışıyorsunuz? Bir kamu bankası. Bir kamu bankası mı? Bankalar genelde kamu bankası olduğu için ayırt edici bir özelliği yok mu? Yok. Mesela. Mesela Ziraat Yapı Bankası. Yapı Kredi özel. Yapı Kredi özel. Ha kamu bankı. Ha Ziraat'te misin? Yok. Halk. Vakıf Bank. Vakıf Bank. Vakıf Bank'tan kredi çekiliyor mu ya? Güzel. Çekiliyor. Biz size bayılıyoruz. Sesiniz su gibi ya Pelin Hanım. Ne yapıyorsunuz orada? Finansal değerlendirme değil. Finansal değerlendirme. Ha kredi buna verilir, buna verilmez. Evet. Buna iyi uyuz. Ama firmalara yani bireysel değil. Hala uyuz. Şaka şaka ya. Bana ne ki? Zaten. Buyurun sizi dinliyoruz. O şimdi asker. O şimdi asker mi? Evet. O nasıl bir şey? O şimdi asker mi? Yani. Von Dip'te söylenecek şarkı mı o ya? Hanımefendi siz zarif de bir hanımefendiye benziyorsunuz. O şimdi asker nereden çıktı ya? Ya Dolmuş'ta dinledim. Efendim? Takıldı. Dolmuş'ta takıldı mı dinledin? Takıldı ağzıma. Dolmuş'ta dinledim. Ağzıma takıldı diyor ya. Of. Boku yedik ya. Kusura bakmayın. Ha? Kusura bakmayın. Yok artık siz bakmayın. İstersen bölüşebiliriz. Ya Sirke dayıcım bu olmaz. Yani bu ziyan ederim seni de. Sirke gerçekten olacak şey değil ya.
Gerçekten istemiyorum çocuklar. Ne günah işledim evet, acaba? Amen! Bitti. İçecekler bitti. Ben o zaman her programda adet olduğu gibi kusarak Serkan'ın adını yazıyorum. Hanımlar, beyler, programımızın sonuna geldik. Serkan'a çok teşekkür ediyoruz. Yani ben, arkadaşım beni kırmadı geldiği için ben çok mutluyum. Umarım siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Bu Serkan'la 2019'un son programını yaptık. Ayaklarınıza sağlık. 2020'niz müthiş geçer inşallah. Var mı söylemek istediğin bir şey? Vallahi çok teşekkürler. Çok heyecanlı bir şeydi benim için. Çok sağ olun. Bu kadar. Mutlu seneler. İnşallah her şey çok güzel olur. İyi seneler. Hoşça kalın.